Frank, Amerikalıların %26'sının birden fazla lisan bildiğine dair bir makale okuyor. Bu değerin kendi oturduğu şehir için daha yüksek olup olmadığını öğrenmek içinse, kendi şehrinde birden fazla lisan bilenlerin oranının Amerika geneli ile aynı olduğunu belirten sıfır hipotezini %26'ya eşit olarak belirliyor. Karşıt hipotezi ise bu oranın %26'dan daha fazla olduğu yönünde. P, oturduğu şehirde birden fazla lisan bilen insanların oranıymış. Araştırmasına katılan 120 kişiden 40'ının birden fazla lisan konuşabildiğini de buluyor. Hmm. Frank'in oturduğu şehrin bir popülasyonu var. Frank bu popülasyondan bir örneklem alıyor. Sonra da örneklem oranını. 120 kişiden 40'ı birden fazla lisan biliyorsa bu 1 bölü 3'e değil mi yaklaşık olarak da 0,33'e eşit olarak çıkar. Bu sonuç için test istatistiğini yani Z skorunun da yaklaşık olarak 1,83'e eşit olduğunu hesaplamış. Bununla ilgili başka videolar var ama eğer bunu nasıl bulduğunu merak ediyorsanız varsayılan oranın kaç standart sapma üzerinde olacağını anlamlılık testlerini yaptığımızda sıfır hipotezini doğru kabul ettiğimizi hatırlayın. Bundan sonra da bu ya da bundan daha büyük bir sonuç elde etmenin olasılığını hesaplarız. Bu belirli bir eşik değerinin altındaysa sıfır hipotezini reddeder ve karşı hipotezi kabul ederiz. Z skorunun bunun varsayılan orandan kaç standart sapma fazla olduğunu gösterdiğini hatırladığımıza göre kaldığımız yerden devam Edelim. Z skoru diyorduk öyle değil mi? Daha önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Örneklemimiz için bulduğumuz değer yani örneklem oranından popülasyon oranını çıkaracağız. 0.33 eksi 0.26 bölü evet örneklem oranının örneklem dağılımının standart sapması. Evet, bunu da daha önceki videolarda görmüştük. Bu varsayılan orana yani buna eşit olacak. Varsayılan popülasyon oranı çarpı 1 eksi varsayılan popülasyon oranı bölü ne? Bu örnek için 0.26 çarpı 1 eksi 0.26 bölü n yani örneklem boyutu bu da 120 öyle değil mi? Bunu hesapladığımızda yaklaşık olarak 1.83 buluruz. Tüm bunları bizim için yapıp gerekli koşulların sağlandığı da düşünülürse, Frankin testi için yaklaşık p değeri nedir diye de sormuşlar. Gerekli koşullar derken örneklem oranlarının örneklem dağılımı larının kabaca normal olduğunu, kısacası rastgelelik, normal dağılım ve bağımsızlık koşullarından bahsediyorlar p değeri normal bir dağılımda gerekli koşulları sağladığımıza göre örneklem dağılımının normal olduğunu varsayıyoruz. Evet p değeri normal bir dağılımda 1,83'e eşit ya da büyük bir z değeri elde etmenin olasılığına eşittir. Soruyu görselleştirmek adına isterseniz örneklem dağılımını gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Kabaca normal olduğunu varsayıyoruz öyle değil mi? Örneklem dağılımının ortalaması varsayılan popülasyon inflasyon oranı olacak P0 olarak not edelim. Buraya bu sıfırı koyduğumuz zaman sıfır hipotezindeki varsayılan popülasyon oranı yani 0,26'yı kullanacağımızı ifade etmiş oluyoruz. Ve burada da örneklem dağılımının 1,83 standart sapma üzerinde olduğu sonucunu elde etmiştik. Evet burası 1,83 standart sapma olacak. Bizden şu an işaretlemekte olduğum kısmın olası bulmamızı istiyorlar. Hemen z tablomuzu çıkaralım. Z tablosunun belirli bir z değerinin solunda kalan alanı verdiğini de unutmamanızı istiyorum. Ama bize sağdaki alan lazım. Bu noktada normal dağılımın simetrik olduğunu yani ortalamadan 1,83 standart sapma büyük ya da eşit yerine ortalamadan 1,83'e eşit ya da küçük standart sapmayı kullanabiliriz. Eksi 1,83. Z tablosunda eksi 1,83'ü bulalım. Bakalım, evet işte, işte burada 0,0336. Evet, yaklaşık olarak %3'den biraz büyük, %4'den de küçük bir değer elde ettik. Bundan sonra Frank'in bu sonucu bu testi yapmadan belirlediği anlamlılık derecesiyle karşılaştırması lazım. Anlamlılık derecesinin %5 olduğunu kabul edersek bulduğu sonuç %5. 5'ten küçük olduğu için sıfır hipotezini reddedebilecek. Sıfır hipotezini kabul ettiğimizde bu sonucu elde etmenin olasılığı eşiğin altında kaldığına göre sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul edecek. Eğer anlamlılık derecesi bundan küçük olsaydı da mesela %1 olduğunu düşünelim sıfır hipotezini reddedemeyecekti.